Merhabalar sevgili arkadaşlar. Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi ile ilgili olan karşılaştırma videolarımızda bugün 3 tane daha bilgi ekleyerek devam etmek istiyorum. Şimdi İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklılıklardan bahsederken bunların muazzam farklılıklar olmadıklarını ve her iki tarafın da birbirini rahatlıkla çok normal bir şekilde anlayabildiklerini, iletişim kurmakta problem yaşamadıklarını zaten her seferinde vurguluyorum ve baskılıyorum. Çünkü Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi, Avustralyan İngilizcesi şeklinde ayırt etmeye çalışarak öğrenmek aslında bazen çok başarılı bir yöntem değil. Bunu her seferinde zaten söylüyorum. Fakat İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklılıklara şu açıdan bakmayı daha çok doğru buluyorum. En azından karşınıza çıktığında bunu yanlış olarak görmeyin. Bu bir yanlış kullanım ya da hayır ya hiç böyle görmüyorum, hiç böyle kullanmıyoruz biz şeklindeki yaklaşımlardan uzak durun diye birazcık ne demiştim daha önce de. Farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Biraz eğlenelim istiyorum. Böyle araya işte çıtır çerez videolar şeklinde atalım. Birkaç tane küçük bilgiyle kafamızı genişletelim bu anlamda bilgi dağarcığı konusunda istiyorum. Şimdi bugün de sizler için 3 tane yine böyle bazı insanlara yanlış gelecekmiş gibi olan yapılardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar İngiliz İngilizcesinde topluma açık alanlarda yani public places dediğimiz noktalarda the preposition'ı kullanmadığımızı görüyoruz. Yani I go to cinema şeklinde bir prepositionsız bir cümle duyabilirsiniz. Ya da I run in park şeklinde to, in yani hangi preposition olduğu önemli değildir ama hani in the cinema, in the park, in the hospital şeklinde kullanılmadığı alanlar vardır. Yani topluma açık olan bölgelerde İngiliz İngilizcesinde the preposition atılmış olduğuna şahit olabilirsiniz. Amerikan İngilizcesinde ise the preposition'ı topluma açık olan alanlarda özellikle kullanılır ve belli başlı bir mekan, herkes tarafından kullanılan bir mekan olarak görülen location'larda the preposition'ı her zaman koyarız. Yani I go to the cinema, she goes to the cinema, she goes to the hospital şeklinde hospital, cinema, theater ya da park, amusement park, bunun gibi topluma açık alanların önünde the preposition'ı görebilirsiniz. Şimdi singular ve plural kullanımıyla ilgili bir anlatmak istediğim nokta var. Burada da arkadaşlar hani böyle topluluk ismi, grup ismi deriz. Mesela ordu gibi, aile gibi, takım gibi ya da government, devlet, hükümet gibi dediğimiz şeylerde İngiliz İngilizcesinde tekil ya da çoğul olarak fiile ek koyarız ya da koymayız. Yani bunları tekil de kabul edebiliriz, çoğul da kabul edebiliriz. Mesela işte the team is playing badly de diyebilirsiniz. The team are playing badly de diyebilirsiniz. Yani bu tür topluluk isimlerinde İngiliz İngilizcesinde singular ya da plural bir fiille takip ediliyor olması bu yanlış burada işte team var is olması gerekiyor diye düşünmemelisiniz. İngiliz İngilizcesiyle yazılmış ya da okuyabildiğiniz bir noktada ya da siz bir şeyler yazıyorsanız bunların tekil kullanımları söz konusu olduğu için yanlış olarak kabul edilmeyecektir. Amerikan İngilizcesinde ise biraz daha singular'ı kullanmaya yöneliktir ve onları hani s takısıyla ya da çoğul olduğunu alenen belli eden bir özne olmadıkça her zaman için izle takip etmeyi tercih ederler. Yani the team is playing very well, the team is playing very badly gibi bir cümleyle karşılaşma olasılığınız daha yüksektir. Mesela hükümet bu hizmeti sağlar, devlet bu hizmeti sağlar derken the government provides this service şeklinde söyler. Ama İngiliz İngilizcesinde the government are providing, the government provide şeklinde geniş zamanda çekimlerken S takısını mesela görmeyebilirsiniz. Ya da şimdiki zamanda çekimlediğinizde is yerine are görebilirsiniz. Yani İngiliz İngilizcesinde çoğul ya da tekil olmasına göre farklılık göstermektedir. Ama Amerikan İngilizcesinde tekil kullanıma yönelim daha yüksektir. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi spelling konusunda da
Bu da yine spelling hatası yaptığını ya da yapıldığını zanneden arkadaşlarım için söylemek istedim. İngilizce'de bazı fiillerimiz vardır ve bu fiillerin üçüncü hallerine biz ed ekleyerek, ikinci ve üçüncü hallerine ed ekleyerek Amerikan İngilizcesinde rahatlıkla kavuşabiliyorken İngiliz İngilizcesinde her iki kullanımda söz konusudur. Yani ed ekleyerek kullandığınız fiillerin yanı sıra, bakın yanmak fiili mesela bakınız. Burn, burnt. Görüyor musunuz? Yani ed ya da t şeklinde bir spelling söz konusudur. Ya da spell, yani harf harf söylemek dediğimiz, spell etmek, hecelemek gibi belki de söyleyebiliriz. Harf harf söylediğimiz bu fiilimizi ikinci hali ed şeklinde de alabildiği gibi aynı zamanda t harfiyle de bir ikinci ve üçüncü şekillere büründüğünü İngiliz İngilizcesinde görebiliyoruz. Yani bu şekilde bir fiil gördüğünüzde bunu yanlış gibi düşünüp de üzerini çizmemelisiniz. Yani siz de bir arkadaşınızın belki bir şeyini kontrol ediyor olabilirsiniz. O noktada T harfiyle kullanıldığında bunun İngiliz İngilizcesinde böyle bir spelling noktası vardı, ben bunu hatırlıyorum diye hatırlamalısınız. Amerikan İngilizcesinde ise bolca ve daha simple vaziyette her zaman, hani daha simple'lar, daha rahatlar, öyle düşünebilirsiniz. Ben o yüzden hiçbir zaman mesela T'yi görünce ED de vardı, burada bir teferruat varsa, bu teferruat ve bu detay varsa İngiliz İngilizcesidir bu şeklinde biraz daha böyle çıkarımlar yapabiliyordum. Bu sonuçta şahsi bir genelleme, hani böyle bir kural yok, işte onlar şöyle olduğu için böyle değil. Bu sadece benim biraz daha teferruat ve detay gördüğümde İngiliz İngilizcesine daha çok yatkın olduğunu, daha çok onlar tarafından böyle didiklendiğini o dilin düşünmüşümdür. Amerikan İngilizcesinde ise kullanalım, anlaşalım, güzel güzel hayatımıza devam edelim şeklinde bir tavır vardır. Bence öyle en azından. O yüzden hiç böyle T'yi görünce bu Amerikan İngilizcesi mi, İngiliz İngilizcesi mi diye düşünmem. Zaten ED ile işlerini çözebiliyorlarsa başka da bir şey yapmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, daha önce de söylemiştim. Kısa kısa küçük küçük böyle videolarla böyle günlük bilgilerimizi, günlük işte genel kültür gibi diye bile düşünebilirsiniz. Hatta İngilizce öğrenirken sonuçta kurallara dair bir sürü öğrendiğimiz videonun yanı sıra böyle işte genel kültür bilgisi olsun, aradaki farklılıklarla beraber işte ne gibi benzerlikler, ne gibi farklılıklar var diye bir aydınlanma yaşayacağımız videolardan bir tanesini daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşüyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.